noktada da bir dönüp şöyle aslında. Yani her şey o kadar iç içe ki yargıdaki kriz, ben adını da ne olarak koymak gerektiği konusunda da bir yardım alayım sizden Bülent Bey. Bu bir devlet krizi midir? Bir, yani Yargıtay'ın, işte Can Atalay'ın hak ihlali kararını vermiş olan 9 Anayasa Mahkemesi üyesiyle ilgili bu kararın uyulmamasına diyerek bir karar vermesi, aynı zamanda o üyelerle ilgili suç duyurusunda bulunması, böyle bir devletin, yargının kilitlenmesi hali. Böyle başlayayım ama şunu da söyleyeyim. Mesela Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaya bakacak olursak 10 dakikalık bir fark var iki söyleminin arasında. Diyor ki Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki mesele iki yüksek yargı organının görev alanları ile ilgili görüş farklılığından ibarettir. Bu bir görüş farklılığı mı? Bir. Sorunun acil çözümü konuyla ilgili anayasal ve yasal değişikliklerin süratle yapılmasından, kalıcı çözümü ise yeni ve sivil bir anayasadan geçmektedir. Bunun adresi mecliste. Sonra grup toplantısı bittikten sonra bir 10-15 dakika içerisinde gazeteciler sorularını soruyorlar. Diyorlar ki peki bu kriz nasıl sonuçlanacak? Yani meclis dediniz, hani adres gösterdiniz. Ne yapacak meclis? Erdoğan dedi ki şu anda mecliste falan bu işin alakası yok. Şimdi hani meclis çözümüydü, hani yeni alakası yok diyor, sonrasında biraz kafa karıştı tabii. Bu karışık kafayı toplamak bir hukukçu için kolay mı? Buyursunlar. Şimdi öncelikle Türkiye'de bir bu son durumda bir yargı krizi yok, onu söyleyeyim. Hı. Ya başka bir şey var. Başka bir şey. Adı tabii ne acaba? Onu hep beraber koyalım. Ben değerlendirmeyi yaptıktan peki sonra. Türkiye'de bu siyasetçilerin uçakta konuşup sonra ayakları yere değdikten sonra başka konuşmaları Sayın Erdoğan'a mahsus değil. Sayın Erdoğan bunu çok yapıyor ama ondan önce de işte Çiller zamanında da, Demirel zamanında da Türk siyasetçisinin böyle bir yönü var. Uçakta başka konuşurlar, ayakları yere değince başka şey söylerler. Burada olan şey şu, AKP aslında uzunca bir süredir dillendirdiği ama içeriğinin ne olduğunu söylemediği yeni anayasa tartışması. Yani Türkiye'deki demokrat, hukukun üstünlüğüne inanan, Türkiye'nin daha iyi koşullarda olmasını isteyen insanlar şunu biliyorlar. AKP bir anayasa değişikliği getiriyorsa bunu hayırlara vesile olsun diye getirmiyordur. Yani daha çok özgürlüklerin önünü açalım, İşte Türkiye'de hukuk sistemi daha iyi işlesin, yargı daha bağımsız olsun, böyle bir dertlerinin olmadığını biliyorlar. Kafaların arkasında başka bir şey var. Ama şimdi bunu yapmaları için ortamın hazırlanması lazım. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. İkinci şey, Türkiye uzunca bir süredir ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor. Ve bu ekonomik krizi aslında seçimlerden önce başladı, seçimlerden sonra da katmerlerine devam ediyor. AKP istiyor ki Türkiye'de bu ekonomik krizle ilgili, vatandaşın asıl gündemiyle ilgili hiçbir şey konuşulmasın. İnsanlar televizyonlarda, yani A Haber gibi kanallar her şeyi güllük gülistanlık göstersin. Muhalif medya da bu konuları konuşmasın. Onların önüne de başka bir gündem koyalım, onlar da bunu konuşsunlar. Şimdi bu gündem nedir? İşte haftalardır bu anayasa krizi, işte o gün Samaslar. Yani sürekli aslında bir hukuk kriziyle uğraşıyoruz. Yani son günlere bakın. Bütün evet tartışmaların konusunda, odak noktasında hukuk var. O anlamda Hüseyin Bey'in söylediği doğru. Bu kadar hukuk programının olduğu bir ülkede herkes bir şekilde teorik olarak olmasa bile alaylı olarak hukuklu sayılır, hukukçu sayılır. Tabii. Şimdi bunu da bir tarafa koyuyorum. Şimdi AKP burada şunu yapmaya çalışıyor. İlk başta söyledim, kafasında bir anayasa değişikliği planı var. Bunu yapması gerekiyor. Ama bunu yapması için de bir hareket, yani bunu ateşleyecek, ilk kıvılcımı çakacak bir harekete ihtiyaç var. Bu da aslında geçmişte AKP'nin yapmış olduğu bir, bize de bir dejavu yaşatan, tarihi tekerrür ettiren yeni bir durum. Yani bunu şunun üzerinden söylüyorum. 2010 yılına gidelim. 2010 yılında, 2010 yılı öncesine İlhan Caner, Erzincan Başsavcısı, oradaki tarikat cemaat yurtları ile ilgili Fethullahçı çete ile ilgili bir soruşturma başlatıyor. İlhan Caner bir başsavcı olmasına rağmen, çünkü yargı mensupları da milletvekilleri gibi
belli bir dokunulmazlığa ve onlar hakkındaki soruşturmanın belli bir prosedüre göre yapılması gerekiyor. Tabii. Bunların hiçbirine uymadılar. İlhan Caner makamında gözaltına alındı, tutuklandı ve o dönemde hakimler, savcılar, yüksek kurulu farklı bir yapıdaydı. Çünkü henüz AKP öncesi iktidarlar tarafından belirlenen yargıda büyük bir değişim yaşanmamıştı. Yargı belli bir noktada olduğu için o dönemde bir tepki koydular. Ve kısa bir süre içerisinde o dönemde Fethullahçı çetenin yargı üzerinden yapmaya çalıştığı bu girişim akamete uğratıldı. İlhan Caner serbest bırakıldı. AKP ne yaptı? Bunu bir kriz gibi sundu ve bunu gerekçe göstererek 2010 yılında hem Hakimler Savcılar Kurulu'nda hem de Anayasa Mahkemesi'nin yapısında değişikliğe gitti. Evet. Ne gariptir ki tam da o değişiklik sırasında bugün tartıştığımız bireysel başvuruda anayasamıza girmiş oldu. Evet. Şimdi o dönemi hatırlayalım. O dönemki anayasa taslağının içerisine asıl amaç yargıyı dizayn edip ele geçirmekti. Ama bir takım bizim liberal solcuların da hoşuna gidecek. İşte 12 Eylülcülerden hesap soruyoruz. İşte 12 Eylülcüleri yargılamanın yolunu açıyoruz diye bir takım maddeler koydular. Ama işte sendikal örgütlenme, kamu görevlerinin toplu sözleşme yapma gibi bir takım göz boyacı maddeler koydular. Ve bunu bir paket olarak halkın önüne sundular. Ve maalesef o dönemi hatırlayalım. Türkiye'deki liberal solcular, Kürt hareketi buna destek verdi, dolaylı destek verdi. Liberal ve bu referandumla beraber da çok doğru. Enteresan oldu. Yok, yani. Liberal. Hocam Bülent Bey, solcuya onlar, solcudur. Ya liberaldir. Şimdi liberal solcu öyle belki tanımlıyor çok ama. Kavram, evet, öyle de tanımlıyor. Onlar kendilerini öyle tanımlıyor. Öyle bir tanım da geldi bu ülkeye. Çok enteresan oldu. Mesela onu yani, liberallere sormak lazım. Bunların hepsine katılıyorum. Bunların hepsine katılıyorum ama bu liberal solcuların aslında başka bir terimle de ifade edebilirim liberal ama son karşıtlığı aslında ama onlar kendilerini öyle tanımlama. Şey mi yoksa hani yetmez evet falan öyle bir şey miydi evet. Bülent Bey? Yani o dönemde bizim de birçok arkadaşımız tanımı kendileri koydu verdi. Ve o yanlıştı tabii, zaten. Tabii. Buyursunlar. Ya birçok arkadaşımız bunlara destek verdiler. Şimdi bugün yapılmaya çalışılan da tam bu. Yani bugün AKP'nin istediği anayasa zannediyor musunuz ki Türkiye'de yargının bağımsızlığını, işte kişi hürriyetini, kişi özgürlüğünü, kapsamını daha da genişletecek yasalar getireceğini, böyle bir amaçları yok. Peki ne olabilir? Nedir Türkiye'de amaç? AKP'nin rahatsız olduğu tek şey ne kalmıştır? Aslında birçok aşamayı katletmişlerdir. Fiilen bu yönde çok aşama katletmişlerdir. Laik, demokratik, cumhuriyet. Şimdi bu laik, demokratik, cumhuriyet içi boşaltılmış olsa da, bir takım gerileme olsa da anayasamızda hala Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik bir cumhuriyet olduğu yazıyor. Ve AKP'nin asıl rahatsızlık duyduğu şey burası. Burayı esnetmek istiyor. Buradan geriye gitmek istiyor. Ama bunu yapmak isterken sanki ilerici bir anayasa getirmek istiyor. Sanki 12 Eylül anayasasından kurtulmak istiyor. Daha liberal, daha özgürlükçü bir anayasa getirmek istiyor da bu anayasa buna engel, o yüzden bu engelden kurtulmak istiyor. Hayır, öyle değil. Tam da bu krizi AKP kendi yarattığı bir krizdir. Bunu fırsata çevirmeye çalışıyor. Yani biz şunu Türkiye'deki aklı başında sokaktaki biraz okur yazar olan herkes şunu bilir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri siyasi iktidardan bu konuda olur almadan olumlu bir fikir almadan, onların olumlayacağı bir davranış olmadan böyle bir kararı verebilirler mi? Şöyle mi o zaman? Yani bu mesela Can Atalay'ın dosyası olmasaydı X başka bir şey yine bir bahane yapılır ve bir şekilde adını koyup koyarak kontrollü bir kriz yaratılır mıydı diye sorayım o halde. Kesinlikle aynı sonuca gidecektik. Bu başka bir dosya üzerinden olurdu. Aynı şeyleri tekrar yaşayacaktı. Yine illaki bakın, bu yolu burada, çıkılırdı. Burada bir kriz yok. Eğer yargı makamları arasında bir kriz olmuş olsa Türkiye'deki mevzuat bu krizi çözer.
Yani bir mahkeme bir karar verdiğinde bunun düzeltim yolunun nasıl olduğunu kanun koyucu düzenlemiş. Hı hı. Türkiye'deki yasalarda bir boşluk yok. Mesela siz daha iyi bilirsiniz, anayasa madde 158 diğer mahkemelerle anayasa mahkemesi arasındaki görev uyuşmazlıklarında anayasa mahkemesinin kararı esas alınır. Yani her duruma karşı ne o yapılacağı aslında zaten bu anayasada yazıyor benim anladığım. Türkiye'de bir uyuşmazlık mahkemesi var. Mahkemeler arasında bir kriz çıktığında yüksek mahkemedir uyuşmazlık mahkemesi. Ya. Sorunu çözer. Peki. Ama buradaki olay şu. Bir Yargıtay ceza dairesi diyor ki ben anayasayı tanımıyorum. Ben anayasanın amir hükmüne uymuyorum. Ben bunu tanımıyorum diyor. Bu anayasa mahkemesi burada taraf değil ki. Anayasa mahkemesi bir karar vermiş. Evet. Kendi görev kapsamı içerisinde bir karar vermiş. Ve bu karar anayasaya göre uyulması zorunlu olan kararlardan birisi. Bunun yolu da yasalar tarafından düzenlenmiş. Peki. Ama bir mahkeme çıkmış diyor ki ben buna uymam. Peki buna uymadığı zaman ne olması gerekiyor? O zaman yani, şöyle yapalım mı? Bir ara vermem lazım. Onun ardından hem ne yapılabiliri alayım hem de tabii Ankara'da mesela Numan Kurtulmuş'un bazı temasları oluyor. Neler oluyor Ankara'da? Bir de evet Erdoğan'ın bu söylemleri biz de önümüzdeki günlerde nasıl bir gündem fotoğrafı çiziyor ya da resmi çiziyor. Onu da elbette sevgili Zeynep'e soracağım. Buradaki değerli konuklarımla da konuşacağım ama bir araya gitmem gerekiyor. Yönetmenim uyardı. Sonra devam.